günler sayın izleyiciler. Bugün miras konusunu ele alacağız. Yaklaşık 60-70 yıldır Hollanda'dayız ve son yıllara kadar biri vefat ettiğinde sadece Türkiye'de mal varlığı bulunuyordu ve Türk miras hukukuna bakılıyordu. Ama son yıllarda durum değişti ve vefat eden Hollanda'da mal varlığı bulunduğu için Hollanda miras hukukuna da bakılmalıdır. Hollanda miras hukuku nasıl işler, neler kapsar, kısaca bugün onları ele alacağız. Hollanda'da biri vefat ettiğinde kanunen mirasçılar 4 gruba ayrılır. İlk grup vefat eden eşi ve çocuklarıdır. Eğer birinci grupta kimse yoksa ikinci gruba geçilir. İkinci grup ise vefat eden anne babası ve kardeşlerini kapsar. Eğer ikinci grupta da kimse yoksa üçüncü gruba geçilir. Üçüncü grup ise vefat edenin büyük anne ve büyük babasını kapsar. Eğer üçüncü grupta da kimse yoksa dördüncü gruba geçilir ve dördüncü grupta da vefat edenin büyük anne büyük babasının büyüklerine bakılır yani. Şimdi mesela siz mirasta hak sahibisiniz. Hangi seçenekleriniz var? Bunlara geçeceğiz. İlk olarak da mirası kabul edebilirsiniz. Yani mirasın borçları ve pozitif malları size geçer. Bütünle hak sahibi olursunuz. İkinci seçenek ise mirası reddedersiniz. Mirastan hiçbir şey alamazsınız. Hollanda'da diğer ülkelerden farklı olarak bir de üçüncü seçenek sunulmalıdır. Üçüncü seçenek ise beneficiary aanvaardingler. Yani mirası kabul etmeden mirasın pozitif ve negatif yönleri nelerdir? Onlar araştırılır. Eğer pozitifse sonuç mirastan hak sahibi olursunuz. Bu haftalık bu kadar. Başka bir yayında görüşmek üzere. İyi günler.